Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine torna tezgahı derslerimizin ikinci bölümü olan torna tezgahının periyodik bakımı, temizliği ve yağlanması konusunu ele alacağız. Geçen seferki bölümümüzü, birinci bölümümüzü izleyenler hatırlarlar. Geçen sefer torna tezgahının bütün ana kısımlarını teker teker size tanıtarak anlatmaya çalışmıştım. Az önce de belirttiğim gibi bugünkü videomuzda torna tezgahının periyodik bakımı, temizlenmesi ve yağlanmasını inceleyeceğiz. Burada gördüğünüz gibi ben birkaç tane yağlama ve temizleme ürünleri koydum buraya. Tabii son noktada bunların hepsine ihtiyacınız yok. Ben imkanları en dar, en kısıtlı olan minik atölyeler için bu konuyu işlemeye çalışacağım. Dolayısıyla bu videonun da sizin için bir referans olmasını istiyorum. Torna tezgahı periyodik bakımını en kaba hatlarıyla listeleyecek olursak 4 ana başlıkta inceleyebiliriz. Günlük bakımlar, haftalık bakımlar, aylık bakımlar ve yıllık bakımlar olmak üzere. Ben bu videoyu referans olması amacıyla yapıyorum. Bu videoda anlattığım noktalara hassasiyet gösterirseniz torna tezgahınızı çok uzun yıllar sorunsuzca kullanabilirsiniz. Burada ben pek çok temizlik ve yağlama ürünü sergiledim size arkadaşlar ama bu video referans amaçlı olacağı için herkese bu tip ürünler olmayabilir. Dolayısıyla minimum bütçeyle bu işi nasıl hallederiz diye soracak olanlar için bir tane ince makine yağı, biraz daha kalın makine yağı, biraz gres ve bir de kızak yağı ile bu temizlik ve bakım periyotlarını sorunsuzca atlatabilirsiniz. Bu tip tezgahlarda periyodik bakımın yapılması gerçekten çok önemli. Çünkü burada tezgah üzerinde görmüş olduğunuz çıplak metal hücrelerin hepsi oksitlenmeye, korozyona açık durumdalar. Dolayısıyla sürekli bakım yapmak gerekiyor. Eğer bu tip tezgahlara periyodik bakımlarını hak ettiği gibi yapmazsanız zaman içerisinde bu metal olan hücreler yavaş yavaş paslanacak, korozyona uğrayacak. Yavaş yavaş malzeme kaybederek hücre kalitesinde olumsuz etkilere sebep olacaktır. Tezgahın periyodik bakımını yaparken ihtiyacımız olan belli başlı malzemeler var. Bunlardan bir tanesi burada görmüş olduğunuz gibi eski penye kumaşlar. Temizlik ve yağlama yaparken gerçekten işe yarıyor. Üstübe de kullanabilirsiniz. Bunun gibi küçük bir fırça. Dikiş makinesi yağı olarak satılan yüksek akışkanlıktaki ince bir makine yağı. Tercihen deterjansız olanları kullanmak gerekiyor. Ben burada küçük bir yağdanlığın içerisinde kullanıyorum. Ve burada görmüş olduğunuz kızak yağı. Onu da buradaki yağdanlığın içerisinde koyarak kullanıma hazır hale getirdim ben. Periyodik bakımları anlatmaya başlamadan önce tezgahın nasıl kullanılması gerektiğini kısaca anlatmak istiyorum size. Çünkü bu doğrudan periyodik bakımları etkileyen unsurlardan bir tanesi. Tezgahta çalışmaya başlamadan önce tezgahı düşük bir devirde en az 5 dakika, 10 dakika çalıştırarak tezgahın motorunun, yataklarının, rulmanların, kızakların eşit şekilde ısınmasını sağlamamız gerekiyor. Ondan sonra parçayı bağlayarak işlemlere başlayabiliriz. Ardından iş bitiminde hemen akabinde tezgahı o şekilde bırakmayacağız. Neden? Bir an önce tezgahın üzerindeki talaşların tezgahtan temizlenmesi gerekiyor. Zaten videolar dikkat ettiyseniz benim tezgahım sürekli her videoya başlamadan önce tertemiz olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Metallerden çıkan keskin talaş parçaları doğrudan yataklar üzerine düşerek yatakların üzerinde kalıyor. Dolayısıyla bu yataklar üzerinde aşırı talaş birikmesi bu yatakların bozulmasına, kızakların bozulmasına, buradaki kırlangıç kuyruğu yatakların bozulmasına neden olabilir. Zaman içerisinde yavaş yavaş bu yüzeyleri aşındırarak az önce bahsettiğim yüzey kalitesinin düşmesine neden olacaktır. Dolayısıyla iş bitiminden sonra veya iş arasında mola vererek bir fırça yardımıyla yatakları üzerine talaşlardan temizleyip alttaki talaşları alttaki talaş tepsisinin üzerine boşaltıyoruz. Tabii ki araba üzerindeki talaşları da bu tip bir fırçayla temizleyerek istenmeyen malzemeleri tezgahtan uzaklaştırıyoruz. İş bitiminden sonra ise bütün tezgah tamamen tekrar fırçayla temizlenerek alttaki talaş tepsisinin de boşaltılması gerekiyor. İmkanınız varsa bir tane kompresörle yatakların üzerine hava tutarak bütün arada kalmış ince talaş artıklarından kurtulmamız gerekiyor. Tabi kompresör kullanırken kesinlikle bir güvenlik gözlüğü edinmeniz şart. Çünkü tazyikli havayla fırlayan
keskin talaş parçaları gözünüze kaçarak kör olmanıza, yaralanmanıza neden olabilir. Talaşları tezgahtan tamamen uzaklaştırdıktan sonra böyle bir üslubuyla yatakların düzgünce yağlanması gerekiyor. Burada yağı çok fazla kullanmanıza gerek yok. Önemli olan tezgah üzerinde açık metal yüzeyler üzerinde ince bir film tabakası oluşturmak yağ ile. Dikkatlice bütün açık yüzeyleri siliyoruz. Tezgahın üzerini vıcık vıcık yağlı olmayacak şekilde temizlememiz gerekiyor. Dediğim gibi ince bir film tabakası oluşması tezgah üzerinde yeterli. Burada kullandığımız bezleri hiçbir zaman atmıyoruz. Çünkü bunun üzerindeki yağ aslında hala çok uzun bir süre sizin işinizi görebilecek kalitede bir yağ oluyor arkadaşlar. Sürekli aynı bezi kullanabilirsiniz. Bu hem yağ açısından tasarruf etmenizi hem de tezgahın üzerini silerken bütün yağın, tezgahın üzerindeki bütün yağın bez tarafından emilmesini engellemiş olursunuz. Kabaca günlük periyodik bakım aslında tezgah için bu kadar. Daha fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Ayrıca antiparantezi belirtmek istiyorum. Tezgahlar ısınma aşamasına geçme. Tezgah çalıştırdığınızda ısınma aşamasındayken tezgahın fener mili üzerinde bulunan yatakların sesini bir miktar dinlemeniz gerekiyor. Bir vuruntu, bir şıkırtı yapıyor mu yapmıyor mu diye. Aynı şekilde talaş miline bağlı olan Norton kutusunun üzerindeki dişlilerin sesini dinlemeniz gerekiyor. Dediğim gibi bir şıkırtı, bir tıkırtı, yani kulağa rahatsız eden, normalde tezgahın çıkartmadığı bir sesi duymaya çalışmanız gerekiyor. Böylece yatakların da sağlamlığını kontrol etmiş oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi düzenli, sabit bir ses çıkartıyor tezgahımız. Haftalık bakım günlük bakımdan çok daha zor değil. Aşağı yukarı aynı. Sadece fazladan birkaç tane işlem yapmak gerekiyor. Dilerseniz şimdi ben size onları anlatayım. Haftalık bakımda özellikle burada görmüş olduğunuz iki tane ve arkada iki tane olan kızak sıyırıcılarının kontrolü ve temizlenmesi, ana talaş milinin yağlanması, kremer dişlinin temizlenmesi ve yağlanması konularını içeren bir nokta. Tabii yine günlük bakımda olduğu gibi dişlilerin dinlenmesi ve yatakların, rulmanların dinlenmesi çok önemli burada. Burada birazcık daha fazla vakit ayırarak en azından dinleme işini ve görme işini, gözlemleme işini dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi burada ben hemen kızak sıyırıcılardan bir tanesini açacağım. Nasıl bir şey olduğunu göstereceğim size. Bu tip küçük tezgahlarda kızak sıyırıcılar kauçuk malzemeden yapılıyor. Gerçi büyük tezgahlarda da aynı, çok farklı değil. Genellikle bir veya iki vidayla birbirine tutturulan malzemeler bunlar. Kızak sıyırıcının üzerinde bir tane koruma kalkanı ve altında kauçuklu malzeme var. Bu kauçuk malzemeler, görebiliyor musunuz bilmiyorum, zamanla aşınan malzemeler. Bunları nereden temin edebilirsiniz? Bunları temin etmek için satıcınızla iletişime geçebileceğiniz gibi eski bisiklet iç lastikleri de bu işi yapmak için gayet uygun. Bunun ölçüsünü de kesip doğrudan tezgaha takabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben daha önce temizlemiş olduğum için benim kızak sıyırıcılarım gayet temiz. Şimdi tekrar bunları yerine takıyorum. Vidaları sıkmadan önce düz bir tornavidayla kauçuğu aşağı doğru bastırıyorum ki kısakların üzerine temas etsin.
Burada kauçuk yerine keçe de kullanabilirsiniz aslında. Keçe de güzelce sıyıracaktır talaşları. Ancak keçenin çok daha çabuk yıpranma durumu söz konusu. Yine günlük bakımda olduğu gibi kızakların yağlanması, ana gövdenin yağlanması. Bu eski bezimizi hiç atmıyoruz. Düzgün yağlama yapabilmek için bu çok önemli. Ve talaş milinin yağlanmasına geldi sıra. Tezgahımı düşük devirde çalışmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi talaş mili sürüklemeye başladı. Aslında burada bir dişli yağı kullanmak gerekse de esasında bu kare veya trapez kesitli bu tip sonsuz miller bir kızak görevi görüyor. Dolayısıyla kızak yağıyla da bu unsurları yağlayabiliriz. Yeteri miktarda yağ veriyorum ve fırça yardımıyla yağın mil üzerinde her yere temas ettiğinden emin oluyorum arkadaşlar. Yağın fazlasını bez yardımıyla siliyorum tekrar. Eski yağı temizliyorum. Sırada arabayı yürüttüğümüz bu kremer dişlinin yağlanması var. Bunun için gres yağı kullanabileceğiniz gibi sıvı gres de kullanabilirsiniz. Ben sıvı gres kullanmayı tercih ediyorum. Uygulaması çok kolay ve bütün yüzeye çok iyi yapışıyor. Hemen bezimle gövdeye temas eden gres yağını temizliyorum. Çünkü bunlar uzun vadede talaşların yapışabileceği yüzeyler oluşturuyor. Haftalık bakımdaki işlemlerde kabaca bu kadar. Çok daha fazla müdahale etmeye gerek yok tezgaha. Ama esas önemli olan nokta tezgahın aylık bakımlarının yapılması. Burada tezgaha birazcık daha fazla dahil olmak gerekiyor. Çünkü bu sefer kırlangıç kuyruğu dediğimiz şu bölgelerin, bunların içerisindeki sonsuz vidaların ve tezgah üzerinde olan damlalıkların yağ ile yağlanması gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi sportu çıkarttım. Sportun bağlı olduğu kızak takımını dikkatlice çıkartıyorum. Şu anda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben aylık bakımı zamanı geldiği için tezgah üzerinde içerisinde bir miktar talaş gözüküyor. Bu talaşları hemen uzaklaştırıyorum buradan. Gördüğünüz gibi vida dişleri üzerinde de birazcık talaş birikmesi olmuş. Buradan sportu çıkartıyorum hemen. Burada özelliğini kaybetmiş yağı görüyorsunuz. Ve içinde talaş parçacıkları var. Yavaş yavaş çamurlaşmaya başlamış. Eğer bu talaşı buradan temizlemezsek ben açı vermek için sürekli bunu hareket ettirdikçe bu talaşlar yavaş yavaş bu tablanın yüzeyini çizerek orada bir oyuk oluşturacak.
Bu bir torna tezgahında hassasiyeti düşüren en önemli noktalardan bir tanesi. İsterseniz plastikle çalışıyor olun, isterseniz yumuşak metal, isterseniz sert metal. Her parça, kalan her talaş parçası bu sisteme zarar verecektir. Aynı şekilde alt tablayı da söküp benzer bir temizliğin yapılması gerekiyor. Bu şekilde ilgili kızak kırlangıç kuyruğu kızakların, yani sportun, tablanın, kızaklarının temizliğini yaptıktan sonra aylık bakım periyodu da burada sonlanıyor. Aynı zamanda bu aylık bakım periyoduna buradaki Norton kutusunu da ekleyerek Norton kutusunun içerisindeki aktarma organlarının da temizlenip yağlanmasını dahil edebilirsiniz. Bu tercihe kalmış. Buradaki Norton kutusunun üzerindeki dişlileri ve takımları ne kadar kullandığınızla alakası var bu periyodun. Benimki gibi böyle bir tezgahta dişliler sökülüp takılarak Norton kutusu kumanda edildiği için kullanımdan sonra o dişli takımları temizlenip o şekilde yerine kaldırılıyor. Dolayısıyla şu an için ben Norton kutusuna müdahale etmiyorum. Aylık bakım periyoduna buradaki ana talaş milinin temizlenmesi ve yağlanmasını da ayrıca dahil ederseniz sizin faydanıza olur. Bu tip tezgahları ne kadar çok silip ne kadar çok yağlarsanız bu tezgah için o kadar iyi esasında. Ama tabii ki bu harcadığınız zamanla doğru orantılı. Bu tip tezgahların temizlenmesi ve bakımı için çok fazla vakit harcanmıyor. 5 dakika, 10 dakika gibi bir süre içerisinde bütün tezgahın temizliğini ve bakımını yapmış oluyorsunuz aslında. Ama tabii daha büyük tezgahlar için bu durum çok söz konusu değil. Onlar için daha fazla vakit ayırmak gerekebilir. Yıllık bakım periyodu sizin tezgahı ne kadar düzgün veya ne kadar hor kullandığınızla doğru orantılı. Yıllık bakım periyodunda aylık bakım periyoduna ek olarak dikkat etmeniz gereken en önemli nokta aşınan ve yıpranan parçaların değişmesi. Burada gördüğünüz gibi araba, sport, tabla gibi unsurlarda çok veya ayna gibi tezgah parçaları çok fazla yıpranma olmayacağı söz konusu olsa da dişli takımları zaman içerisinde aşınarak yıpranacaktır ve bunların değişmesi icap edecektir. Dolayısıyla yıllık bakım periyodunda da bu aşınan parçaların değiştirilmesi, yıllık bakım periyodunu da yaparak sonlandırabilirsiniz. Eğer tezgahınızı uzun bir süre kullanmayacaksanız aylık bakım periyodundaki bütün bakımları yapıp gerçekten elinizden geldiği kadar yağa hiç acımadan tezgaha olabildiğince yağ basmanız gerekiyor. Yüzeyler tamamen yağla kaplandıktan sonra, ben şu anda çok küçük bir bölgede uyguladım bunu, neredeyse vıcık vıcık olma seviyesinde yağladıktan tezgahın açıkta kalan yüzeylerini bunun gibi bir saman kağıtla kaplamanız gerekiyor. Ayrıca yine bu saman kağıdı üzerini de tekrar ekstradan yağlayarak daha fazla koruma özelliği katabilirsiniz. Saman kağıt bulamıyorsanız eğer bunun gibi yağlı paçavraları da kullanarak tezgahın açıkta kalan yüzeylerini doğrudan oksijene temas etmesini engellemeniz gerekecek. Tabii tezgahı tekrar kullanmak istediğiniz zaman bu kirli paçavraları ve kağıtları alıp tezgahı sanki kutudan yeni çıkartıyormuş gibi bütün eski atık yağlardan, artık yağlardan temizleyip, ince yağla yağlayıp, ondan sonra kızakları tekrar kızak yağıyla yağlayıp tekrar kullanılabilir hale getirmeniz gerekiyor. Bunun nasıl yapıldığını bu tezgahın kutu açılışı videosunda ben detaylıca size anlatmaya çalışmıştım. Evet, bu tip torna tezgahların periyodik bakımlarını yapmak bu kadar basit. Günde sadece birkaç dakikanızı ayırarak tezgahınızı uzun yıllar kendinize hizmet ettirebilirsiniz. Bizim gibi ev kullanıcıları için veya küçük atölye sahipleri için bu tip tezgahlar hala çok ucuz değiller. Hasbelkader bir şekilde temin edebildiğimiz bu tezgahların da bize uzun yıllar hizmet etmesini bekliyoruz. Dolayısıyla bunun karşılığında bu tezgaha gereken önemin gösterilmesi, temizliğinin yapılması ve bakımının, yağlanmasının yapılması gerektiğini hiçbir zaman aklımızdan çıkartmamamız gerekiyor. Bu tip tezgahları bir araba gibi düşünebilirsiniz. Ne kadar doğru, ne kadar düzgün periyodik bakım
yapılırsa o araba nasıl 50, 60, 70 hatta 150 yıl yaşayan arabalar varsa bu tezgahlar da aynı şekilde uygun periyodik bakım, temizlik ve düzgün kullanım ile aynı süre kadar size hizmet edecektir. Tabii ki aşınan, eskiyen parçaları olacaktır ama onlar da zaten piyasada kolaylıkla bulunabilen parçalar oluyor. Söyleyecek fazla bir şey kalmadı arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size bir torna tezgahının periyodik bakımını nasıl yapıldığını anlatmaya çalıştım. Aklınıza takılan soru olursa videonun açıklamalar bölümünden sormaya çekinmeyin. Ben elimden geldiği kadar mantıklı her soruya cevap vermeye çalışıyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Aboneyseniz de abone ol kutucuğunun yanındaki küçük çan resmine tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videomuzda torna tezgahına kalem ve iş nasıl bağlanır, torna tezgahının eksenleri nasıl ölçülür konularını anlatmaya çalışacağım size. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.